kızın kepazeliğe bak. Ya oğlan ne demeli? Ya daha bizim elimizi öpmeden ne işi var o dükkanda? Allah'ın tokadı büyüktür ama adama bir çarptığı zaman hepsinin aklı başına gelir ama ne fayda? Aziz, o tokat kime nerede çarpar orası hiç belli olmaz. Geldim. Yılmaz. Hoş geldin. Gel. Oğlum hoş gelmişsin. Yalnız geldin ha? Ablamın niye evi terk ettiğini bileniniz var. Hatice, de hadi şu sofrayı kurun ya. Ananıza kalsa öleceğiz acımızdan. Oğlum, desene sebebi neymiş? Şeyhmuz'un bir oğlu var. Ay hayırdır inşallah. Bel boyudur ablacığım. Belboy ne ki? Otel görevlisi. Şey aşağıda bir adam var sizi görmek istiyor. Babasıyım dedi. Tamam. 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 Gene olay çıkacak. Ben halledeceğim. Abla dur bu sefer ben de geleyim Allah aşkına. Hayır, sen gelince olay çıkartıyorsun. Olay daha da büyüyor. Ben halledeceğim dedim. Kızım, niye benim sözümü çiğneyip gidiysen? Seninle alakası yok baba. Yoksa sen benim kendi babamın göstermediği merhameti gösterdin bana. Sağ olasın. Bu ne? Eğil'deki bağ evinin anahtarı. Git yerleş. Dicle ile Mehmet'i de yanına gönderirim. Böyle yalnız olmaz. Pınar'ı bırakamam. O da gelsin seninle. Yalnız şu tükkan işini unutacaksın. Ben bakarım sana. Yok baba, bak kaç zamandır ilk defa ağzımı açıp kendime söz vermişim. Ben artık evde oturmayacağım. Ben çalışacağım. Ayşe ile Dicle de yıllardır bir evde oturuyor. Annen, kardeşlerin de. Yani nesi var evde oturmanın? Onların çocukları var. Dicle'nin yok. Onun da umudu var. Benim artık o da yok. Tüker'e çok borç yaptım. Ben öderim. Yok baba, olmaz. Kızım, o eve adım attığından beri benim evladımsın. Başına bir hal gelirse günahı da ayıbı da banadır. Bırak destek olan. Sen zaten bu sözlerine destek oldun baba. Sağ olasın. Kendi soyumdan bunca çocuk varken çeke çeke bir sen bana çekmişsen kızım. Gelmişken sözleşmeyi yapmadan abi görsün bir de daireyi. Abi. Abi. Ne abisi ya? Ne abisi kardeşim? Ya Pınar. Bacım siz evli değil misiniz? Kimin için tutuyorsunuz evi? Yahu kendimiz için tutuyoruz işte. Ya Pınar bir otur. Bacım biz bekara ev vermiyoruz. Hele bekar olan kadınsa hayatta vermiyoruz. Ya hayret bir şeysiniz siz ya. Gerçekten hayret bir şeysiniz ha. Pınar. Pınar sen hiç halden anlamıyorsun ha. Burada böyle olmuyor bu işler. Ne diyor adam? Ben bekara ev vermem diyor. Ya asıl sen anlamıyorsun. Orada adamı düzelteceğin yerde iyice huyuna gidiyorsun. Bak Diyarbakır'da eğer kocana babana karşı geldiyse bütün Diyarbakır'a karşı geldin demektir. Ya benim bir de emlakçıyla uğraşacak tankatim kalmadı. Ha, hiçbir şeyle uğraşmayalım o zaman zaten biz. Bırakalım dükkanla tutmayalım olsun bilsin. Ya benim için hoş. Ben bulurum bir ev arkadaşı çıkar giderim.
Biz seninle bir yola girdik beraber ve sen şimdi ben vazgeçtim diyorsun ha? Pınar, ben hana gidiyorum ama sen gelmiyorsun. Öyle eşikte durmayla olmaz bu iş. Sen bir git kafanı toparla, öyle gel dükkana, öyle de ne diyeceksen. Ben bu işte varım yoksa yok. Ev tutuyorsunuz ha? Nasıl? Hayırlısı olsun, bakın tabii. Bak kızım. Sen okumuş görmüş bir insana benziyorsun. Burası ne İstanbul ne de başka bir yere benzemiyor. Bize böyle şeyler ayıptır. Tamam, kadın kutsaldır lakin münasibi kocasına hizmet etmesidir. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Haşa, ne tehdidi? Konuşayım. Bak ben lafım başka türlü diyeyim, sen anla. Burası Diyarbakır, tamam mı? Siz onu kızınızı evden kovmadan önce düşünecektiniz. Akıl veren olmayaydı, çoktan kapıma geri gelirdi. Bakın, biz evi de tutacağız, dükkanı da açacağız. İstediğiniz kadar tehdit edin, bana hiç sökmez. Sultan ablanın cesaretini, azmini şimdi daha iyi anlıyorum. E ne güzel, bana da tekrar göstermiş oldunuz. Teşekkür ederim. Sultan abla, ne babanın ne de diğerlerinin seni çiğnemesine izin vermeyeceğim. Hep yanında olacağım bundan sonra. Söz veriyorum. Söz? Söz. Canım ablam. Canım. Ay.